Tamam. Söyleyeceğim. Benim... Hadi sen içeri gir. Hazal. Hadi Feray. Yakında benim karım olacak kadının geçmişini sorgulamak. Sana mı kaldı oğlum? Sorgulamadım, biliyorum. O adam burada. Siz Feraye ile çok yakındınız değil mi? Ne demiştin sen sıfır yüzüğü dedeme verirken? Onun annesi yok, benim babam yok. Biz sürekli böyle birbirimizi avutuyorduk falan gibi laflar etmiştin, hatırlıyor musun? Evet. Peki bu kadar değer verdiğin, bu kadar sevdiğin bir kadını köşeye sıkıştırıp zor duruma düşürmek ne? Gerçekleri onun ağzından duymaya hakkın var. Benim için yani. Anladım. Abine bağlılığın daha önemli tabii, onu da anlıyorum. Eyvallah, eyvallah. Ama benim bilmediğim bir şey yok, Yaman. Ben Amerika'dayken yazıştığımızda zaten bir sevgilisi olduğunu ve çocukluk aşkı olduğunu söylemişti bana. Hatta ben bir ay önce buraya döndüğümde aklı hala karışık, ilişkisiyle ilgili bir karar vermemişti. Ha. Başka bir erkekle olan bir kızın peşine düştün yani. Hayır. Hayır oğlum. Sevgilisini ondan ayırmak için bir şey yapmadım. Yapar mıyım lan ben öyle bir şey? Ben sadece ona onu ne kadar istediğimi söyledim ve bekledim. Bu kadar. Fark etmez. İkiniz bir olup adamı aldatmışsınız. Hayır, hayır. Sen tabii bilmiyorsun. Şöyle oldu. Bu herif o sevgilisi. Feraye tek kelime etmeden, ondan ayrılmak istediğini bile söylemeden bir anda gidip başka bir kadınla evlendi. Yani var olan saçmalık şu. Başka bir kadınla evli, aklı karışık, aptal bir adamın egosu bu sadece. Öyle mi? Belki bilmediğin başka şeyler vardır. Elbette vardır. Olmaz mı oğlum? Bilmediğin bir sürü şey vardır. Ama ben sormam bile. Çünkü benden öncesi. Merak bile etmiyorum. Ama bundan sonra olacak her şey sadece ve sadece beni ilgilendirir. Çünkü Feray benim karım olacak. Bitti herhalde. Bitmedi. Şimdi... Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ben senin karına nasıl iyi ve saygılı davranıyorsam sen de benim karıma öyle davranacaksın. Bildiklerini kendine sakla. Ben bir şey merak etmiyorum zaten. Ha merak edersem gider Feraye'ye sorarım. Hiç kimse kardeşim bile olsa, sen bile olsan benim özelime karışamaz. Ben seninkine karışmıyorum farkındaysan. Tamam paşam. Tamam Ömer Gülsoy. Yapma. Laf sokma bana, yapma. Ayıp ediyorsun. Her şey. Her şeyin ona benziyor. Yaman. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi? Özellikle de kibrin. Sürekli her şeye sen hakimsin. Her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Yapma oğlum, ayıp ediyorsun, yapma. Haklısın sen. Yine sen biliyorsun her şeyin en iyisi. Yine sen haklısın ya. Bir de... Bana bir daha paşam deme. Sinirimi bozuyorsun. Tamam oğlum. Zaten koskoca adam oldun. Tamam.
kavga etseler duyarlar herhalde yani. Sen şeyden söyleyecek miydin? Ya? Evet. Evet ya, evet. Ya yapma bunu bak. Bunu istiyor zaten. Dayanamıyorum Hazal. Ben artık dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum, dayanamıyorum ya. Dur, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Midem uzandı. Tamam, gel elini yüzünü yıkayalım. Hazal, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Bırakamam, kusura bakma. Yani Feraye iyi değil. Hazal geçti, tamam. Ya yalan konuşma Feraye. Ayakta zor duruyorsun. Otur şuraya, hadi. Otur. Feraye? Hastaneye falan gitmek ister misin? Yok, hayır. Biraz midem bulandı sadece. Hazal, sen biraz bahçeye çıkar mısın? Hayır, hayır. Tamam. Sonra konuşuruz. İyisin ama, değil mi? Sen kınaya kadar dinlen, ben de çıkıyorum. Ben konuşurum onunla. Saçmalama Hazal. Ya toplayacağım ben durumu. Laf dinle, yat şuraya. Hadi. Ateş. Biraz konuşalım mı? Yani her şey bir anda oldu. Feraye'nin eski erkek arkadaşı evi gözetlemiş herhalde. Kimse olmadığını da anlayınca kapıya geldi. Bizimki de ters taraftan görüp yakaladı herhalde. Öyle oldu herhalde. Anladım. Hazal, Yaman'ın Feraye'yi böyle sıkıştırması çok yersizdi. Ama ben konuştum Yaman'la. Ne dedi? Ne diyebilir? Bir daha yapmayacak. Ama ben Feraye'ye kızdım yani. Ben ona beni böyle benden bir şey saklamamasını açıkça söylemiştim. Bu durumlarda kalmak istemediğim. Çok haklısın ama bir daha olmaz zaten, merak etme. Umarım. Feraye de öyle söylemişti ama. Neyse. Hazal. Hı. Sen şu adamın numarasını versene bana. Cidden hiç gerek yok. Hazal. Rezillik çıkabilir. Ben Feraye çok utanır. Babası duymasın istiyor haklı olarak, biliyorsun. Ben zaten o adam meselesini hallettim. Bir daha kapıya gelirsen karını ararım dedim. Ödünü patlattım. Kaçtı gitti. Vallahi bak, hiçbir şey yapamaz artık. Merak etme. Peki. Evet kızlar, şimdi herkes nerede ne yapacağını anladı diye düşünüyorum. Değil mi? Heh, tamam. Kızlar, eğer sizden memnun kalırsam, yani ileride konakta olacak davetlere falan, sizi yine çağırabilirim. Ona göre çalışın, tamam? Kız. Hadi siz gidin bir Cemil abla yardım edin. Bir aperatifleri falan bir şey getirin. Hadi. Siz de gidin. Bu kış bahçesinde örtüler, çiçekler falan filan var. Onları alın gelin. Hadi. Hadi hızlı biraz kızım. Yoruldum yeminle. Diş Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Vallahi görüyorsunuz işte bütün çabamız kardeşimle sizin mutluluğunuz için. Vallahi. Gerçi damadımsınız diye demiyorum ama isminizden sebep midir nedir? Maşallah ateş ediyorsunuz. Nazar değmesin inşallah. Eyvallah cidden. Eyvallah. Kapa ağzını, kapa. Yağların akıyor. Lan bir kere şöyle bakmadın bana. Allah Allah, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Damadımızın hastasıyım. Eren sevdiklerini diyor ya, ateş kalp ben. Kız başımıza talih kuşu kondu. Hayatlarımız değişiyor. Sen hala neyin derdindesin ya? Sevinsene biraz çetin, deli manyak. Bak şu an çim yerdeyiz. İnci topuğum var. Dikkat et düştü. Sen şöyle gelsene. Şöyle gel şöyle. Sen bu herifi araştırdın mı? Neymiş ne değilmiş bakma Çetin hemen. Bir tekinsiz geliyor bana bu. Ya ben baktım, araştırdım herifi. Bir şey yok. Kondaki saat bile taklit ya. Diyorsun. Ya merak etme, güven bana. Allah Allah. İnşallah. Kız hadi biraz hızlı, misafirler gelecek ya. Aman.